Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Gmail'deki depolama alanı sorununu nasıl çözeceğinizi anlatacağım. Şöyle ekranda görmüş olduğunuz şu hata yalan arkadaşlarımız. İşte depolama alanının yüzdelik e, şu kadarı kullanılıyor. Depolama alanınızın bitmesi durumunda dosya oluşturamayacağınızı, düzenleyemeyeceğinizi ve benzeri ve benzeri uyarı var. Ve altına yer açın. Depolama alanı al tarzında sizi daha fazla depolama alanı satmak istediğine dair bir link var. E, Tabi Gmail ücretsiz kullanıcılar için. Gmail'deki veya Google ürünlerindeki hakkınız 15 GB arkadaşlar. 15 GB'a kadar ücretsiz veri depolayabiliyorsunuz. Ama tabii bu 15 GB sizin bu Gmail sadece mail değil. Google'un diğer bütün sitelerinde örneğin şuradaki şuradaki bütün ürünlerindeki bu Gmail olsun, YouTube olsun ve benzeri işte Drive olsun, Meet olsun, Sohbet olsun ve benzeri diğer ürünlerinde kullandığınız yerlerde toplayıp bütün verilerinizi bu uygulamalardaki bütün verilerinizi toplayıp tek hesap üzerinde yani Gmail hesabınız üzerinde ne yapıyor? Hesaplıyor. Bu da tabii farkında olmadan bize işte buradaki şu hatayı almamıza sebep oluyor. Bu hata neydi? İşte depolama alanımızın dolu olduğunu gösteren bir hata. Hatta şöyle mailinize giriş yaptığınızda karşınızda işte şuradaki sol alt köşede benim bu mail yeni olduğu için boş olduğu için bu uyarıyı vermiyor ama sizin mailiniz hemen şu alt köşede şöyle işte belli bir oranı da gösteriyor. İşte 15 GB'lık alanınızın 14 GB'a kadar olduğunu dolu olduğunu söylüyor. İşte yakınla dolacağını ve benzeri ve benzeri. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi hocam ben geliyorum Gmail'ime geliyorum. Burada bendeki bütün Gmail'leri sildim ama yine yine şu hatayı almaya devam ediyorum. Yine alt tarafta çok az bir hareketlenme oldu diyorsanız bunun çözümü şu arkadaşlar bunu çözebilmek için Gmail hesabınızdayken Gmail açıkken sağ üst taraftaki Google uygulamalarından Drive yazıyor bakın. Muhtemelen şu sizde şu var. Google Drive'ı tıklıyorsunuz. Google Drive'ınız açıldığında karşınıza bu Google Drive ile ilgili arkadaşlar dosyalarınızın bulunduğu sizin bilginiz dahilinde veya bilginiz olmadan buluta yani Google buluta yüklenen dosyalarınız var. Cep telefonunuzda bilgisayarınızda farkında değilsiniz. Bunu nasıl yapıyor arkadaşlar? Bunu da şöyle program ekle kaldıra geldiğinizde bilgisayarınızdaki yüklü olan programlara baktığınızda bakın şuradaki gibi bir Google Drive var ise muhtemelen bilgisayarda sizin bilginizde veya değil farkında olma, olmadan tıkladınız. Sizin bütün dosyalarınızı bu Google Drive'a yüklüyor. Senkronize ediyor. Masa üstünüzü, belgeleri, resimleri ve benzeri ve benzeri hepsini haberiniz olmadan buraya senkronize ediyor. Bu da sizin şu kullanacağınız 15 gblık bölümün ne yapıyor? biz zannediyoruz ki sadece maillerle doluyor hayır arkadaşlar bu dosyalarla doluyor daha çok da bu dosyalarla doluyor telefonunuzun senkronizasyonu bilgisayarınızın senkronizasyonu bu mail adresinize ait 15 GB'lık veri depolama alanınızın dolmasına sebep oluyor. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle bilgisayarımızdaki şu uygulamalar kısmından program ekle kıl, ekle kaldır kısmından Google Drive'ı kaldırmanız gerekiyor. Eğer bulut kullanmayacaksanız. Yani farkında değilsiniz yok hocam benim böyle bir şeyim yok. Bilgim yok. Bilgim daha dün kurulmuş diyorsanız şu Google Drive'ı kaldıracaksınız. Ama kaldırmadan önce, silmeden önce mutlaka bakın özenle söylüyorum, üzerinde de oturuyorum. Buradaki Drive'daki dosyalarınızın bir kopyası size yarıyor mu? İşinize yarayan dosyalar mı? Mutlaka yedekleyin bunları bak tıkladığınızda bunu indirebiliyorsunuz. Bunlar eğer önemli ise mutlaka indirin. Yok hocam benim bilgisayarımda zaten var, telefonumda var. Bunları bir daha istemiyorum diyorsanız öyle silin. Bunu özellikle belirteyim ben size. Tamam. Geldik. Program ekle kaldırdan. Şuradaki program ekle kaldırdan Google Drive'ı sildim. Cep telefonumdan da sildim. Google Drive'a geliyorum. Nerede geliyorum? Mail sayfamdan şuradan geldim. Şuradaki Drive yazısına tıkladım. Açıldı geldi. Şu sayfa karşıma. Şu sayfa geldi karşıma. Sol üst menüden Drive yazan yere geldiğimde buradaki dosyaları görüyorum. İşime yarıyorsa indiriyorum. İşime yaramıyorsa arkadaşlar ya silip atacağım. Seçtim bunu. Ctrl tuşu ile hepsini seçebilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsini seçtikten sonra şuradan sil'e basıyorum. Bakın dosyalarım sildim. Kurtuldum mu? Hayır. Tekrar silinen dosyalar çöp kutusuna gidiyor arkadaşlar. Google Drive'da 30 gün diye biliyorum. 30 gün boyunca çöp kutusunda kalıyor bunlar. Eğer buradan da silmek istiyorsanız çöp kutusuna da gelip Buradan da direkt sildiğinizde bu dosyanızı sildiğinizde şu şekilde artık bu dosyanız tamamıyla ne yaptı? Google Drive'dan silinmiş oldu. Hemen bakın 0 byte'a düştü. Hemen düştü. Yine bu dosya drive'ım sekmesini temizledik. Bilgisayarlar sekmesine gidin. Burada bilgisayarınızla senkronize edilmişse bilgisayarınızın ismini göreceksiniz. O bilgisayar sekmesinin içindeki dosyaları da bu şekilde silip şu 15 GB'lık yeri ne kadar düşürebilirseniz o kadar iyi olur arkadaşlar. Bu rakamı aşağıya düşürdükten sonra Google Gmail'inize geldiğinizde şu aldığınız hatayı bir çıkış yap, tekrar girdiğinizde tabi buranın 10 GBın altına düşmesi gerekiyor. Burası düştükten sonra depolama alanınız yeterli seviye boş alanı gördükten sonra bu uyarıyı ekranlarınızdan kaldırmış olacak değerli arkadaşlar. Bu şekilde Gmail'lerinizdeki depolama alanı uyarısını ne yapabilirsiniz arkadaşlar yok edebilirsiniz. Depolama alanında Gmail'iniz değil, mailleriniz değil, daha çok Google Drive ve benzer uygulamalardaki dosyalarımız kaplıyor kıymetli arkadaşlar. Kolay gelsin.